Bu evet, geçici derken, midir peki? Mesela şu şi, şimdi yarın öbür gün yine bir iddia dalaşıydı Doğu Akdeniz'di, Yunan Adaları'ydı. Çıkar mı yine Türkiye, bir? Türkiye uzun zamandan beri Ege'de gerilimi arttıracak e, bir ha, bir adım atmadı, hamle yapmadı. Peki. Ege'de gerilimin artmaması, düşük olması Türkiye'nin yararına mı, değil mi? Bu dönemde yararına. Neden? E, çünkü bizim e, sorunumuz sadece Yunanistan'da değil. Şu an e, bölgede her tarafta her, çok yoğun çatışmalar ve savaşlar var. Bizim burada bir gerilimin içinde olmamız. Şu an seviyorum. böyle bir gerilime Peki, ihtiyacımız Yunanistan yok. Yunanistan'ın çıkarına mı Türkiye ile gerilimsiz bir ortam? Şimdi e, tabii yani Yunanistan Türkiye ile bir gerilim çıkartıp e, eğer şimşekler üzerine çekerse iyi bir sopa yer burada. Evet şimdi onlar tabii biraz önce F-35'ler bahsedildi, Rafael'ler bahsedildi. İşte yeni silahlar alıyor, işte e, Belharas'ını, fırkateynler falan alıyor, hava savunma füze sistemleri falan alıyor ama şimdi savaşın sadece çarpanı e, Rafael uçakları değil veya işte F-35'ler değil. Şimdi bunlara güvenerek Türkiye üzerinde bir darbe oluşturması Yunanistan'ı yıkar. Yok eder. Yani Türkiye evet belki... Hakan Bayrakçı da diyor ki böyle bir savaş Türkiye'yi de perişan eder. Şimdi yani. e, hayır burada benim Hakan Bey'e karşı çıkışımız şeyi şu ana mantığı şu. Yani birilerinin işine yarar diye biz mecbur kaldığımız bir savaştan kaçamayız. Hayır Diyor ki Türkiye'nin içine yaramaz. Türkiye ilgileri beni olarak... ilgilendirmiyor, bizi mahveder. Abi Bize şimdi, büyük yani, zarar veriyor. Sava savaş zaten e, zorunlu olmadığı sürece yapılmaz. Türkiye bunu akledecek bir ülke. Şimdi, şimdi bu... bakın burada şu mesele şu. Biraz önce bir cümle kurmaya çalıştım. Mütecavüz olan biz değiliz. Yayılmacı olan biz değiliz. Yayılmacı ve müteca mütecaviz olan Yunanistan. Şimdi bu tavrından vazgeçti ve işte Paris anlaşması. Lozan anlaşmasını karşı buna rağmen Ege'deki adaları silahlandırmaktan ve oralardaki askeri faaliyetlerden vazgeçerse, işte 12 mil çıkartma ihtirasından vazgeçerse ya yani bunlar jeopolitik mesele. Bunlar sorunlar. Bunlardan vazgeçtiği süreci bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu yumuşama denklemi içerisinde çözülebilecek bazı sorunlar da var. Çözebiliriz. Yani örneğin göçmen meselesiyle ilgili aramızda bir ihtilaf var. Bu göçmen meselesini beraberce çözebiliriz. Şimdi, o konuda e, evet yani tabakata. yani çözümü çözüm üretebilecek bazı e, alanlar ortaya çıkabilir ama jeopolitik anlamda Yunanistan şu ana kadar e, ortaya koymuş olduğu yayılmacılıktan ve ihtiraslardan vazgeçmediği sürece biz Ege ile ilgili münhasır ekonomik bölgeyle ilgili deniz yetki alanları ile ilgili meseleyi çözemeyiz. Çünkü bunlar Türkiye'nin varoluşuyla ilgili meseleler. Bu, burada Türkiye diyor ki sen Doğu Akdeniz'de olmayacaksın. Peki bir medik dinleyelim. Ben şöyle bir kere e, biz Nostradamus'u bir yanıltacağız. O bir Türkiye Yunanistan Savaşı ön görmüştü. E, bu söyledi mi öyle? Tabii şey. 2000 e, söylemiş sonra, mi Nostradamus? Savaş. Beklenmesi. Ne diyor Türklerle Yunan bunun Savaşın eşiğine gelecek? Yani savaş ne zaman gelecekmiş Nostradamus'a göre? 2000 işte 20 falan diye Melis, tahmin Melik, sende geldi, de he? bir kıyametçilik var öyle gözüküyor. Yok Nostradamus'u yanılttık abi. Dur abi daha 2020 bitmedi. <laughs> Şu Bence o yok. Yani ben Nostradamus'tan korkarım. Yani babaga mı ne o bin baba, e, baba Vanga ga vanga baba vanga o neyse de Nostradamus şeydi abi. neyse de şöyle ne? bir Tabii. makul noktaya geldik. O da şu. Evet, şimdi evet. Yunanistan son dönemde şöyle bir prensip dış politikada şöyle bir prensip edindi ve bir hat çizdi. Türkiye kiminle sorun yaşıyorsa onun yanında belirdi. Mesela Mısırla tamam, hala devam ediyor mu? Mısırla problem yaşadı. Ya Mısır'a koştu. Bu devam ediyor mu? Biz onlarla normalleştik. Kesti. Dolayısıyla Tabii tek kaldı şu an. Peki sana sana bir şey soracağım. Hey daha doğrusu bütün konuklara yani soracağım. Yani İsrail'le Mısır'la şu, şu fotoğraftan kimler rahatsız olur şundan? Yani kim bunu istemez dünyada? Ya şöyle Mesela Amerika bunu ister mi istemez mi? Şimdi i̇ster. Av... i̇ster. İster tabii. Amerika ister. Tabii, Amerika Amerika'nın Amerika arayıp bulamadığı bir şey bu. Niye Türklerle Yunanlar? Daha soracağım orada. Yok Amerika kontrollü bir gerginlik istiyor yani, bence. Yani bu bu işe şu Ege Ege'de o suların bu hale gelmesine bizim olumlu baktığımızı düşündürür onlara. Yok, yani öyle, ben, ben katılıyorum. Evet, Amerika, öyle düşündürür? ben katılmıyorum. Amerika Bir görüşmeyle biz bütün her şeyimiz taviz mi vereceğiz Hayır, yani? Ben de bu fotoğraf üzerinden değerlendiriyorum. Ay görüş ya yani ılımlı hava, Türklerle Yunanlar arasındaki bu diplomatik süreç, görüşme, müzakere süreci Amerika istemez. şey Amerika mutlu olur bu işte. Ben... Amerika yani İki ülke birbiriyle böyle sürekli gerilsin istemez mi? Tabii ki i̇stiyor. Gerilim. Onu istiyor işte. Hayırlı. E o mutsuz olur o zaman. Şimdi, iki, i̇şte Amerika iki bin... mutlu değil diyorum ben. Amerika o, o... kontrollü gerginlik bir, bir istiyor. Dakika. Yani bunların böyle karnında kelebekler uçuşsun istemiyor. Şimdi NATO içerisinde bir gerilim, bir çatışma, bir savaş. Amerika Birleşik Devletleri de şu an en son isteyeceği şey. Kıta Avrupa'sının en Katılmıyorsun. son şey. Hayır de çatışma değil ama gerginlik şimdi, istiyor. Şimdi, Kanıtım var. Tam böyle Yunanistan'da bizim gerildiğimiz dönemde Amerika, Kiriakos Miçotakis'i götürdü. Amerika'da mecliste konuşturdu. Epoş vermeyin Türklere doğru. dedi. Sonra götürdüler orada iş konseyinde konuşturduk. Ama Abdullah Bey'in söylediği de yabana atılır bir söz değil. Diyor ki iki ülkede NATO üyesi Amerika iki NATO üyesinin böyle karşılıklı gerginlik içerisinde girmesinden de pek hoşlanmaz. Yani çatışma Şimdi istemez, savaş istemez. 2020'deki savaş gerginliğini müdahale eden NATO oldu. Amerika Birleşik ya bir peki size oldu. bir şey söyleyeceğim. Madem bu ne diyorsunuz proxy ülke, vekil ülke Yunanistan iradesi yok. Amerika ne derse onu yapıyor. Amerika'nın istemediği bir görüşmeyi böyle bahar havasını nasıl estiriyor? Kendi evet. iradesi var demek ki geliyor Türkiye'ye. Ama şey pro problemlerin ne kadar çözüleceğini Ahmet, henüz bilmiyoruz. Tabi. Şimdi e, daha Pandora'nın kutusu. Şimdi da bozuk mi? abi. Bakın, Onur da diyor ki Amerika ile aramız şimdi, bozuk olduğu zaman Yunanistan'la da oluyor. Şu anda Amerika ile aramız bozuk ama Yunanistan'la iyi. Değil. Ben ona çok katılmıyorum. Şöyle nasıl düzelme başladı? Erdoğan seçilince... Miçotakis dedi ki 5 yıl bu ülkeyi bu yönetecek ve arada tebrik etti. Miçotakis seçilince de dünyada ilk arayan lider Erdoğan oldu. O da dedi ki ya Michotakis de Yunanistan'ı yönetecek ve güçlü bir lider. Böylece bir diyalog başladı. Ya ben şunu ama... anlat, anlamaya çalışıyorum. Heh. Yani eğer Yunanistan bir vekil ülke ise, Amerikan güdümündeyse, kendi iradesi yoksa Türkiye ile geliştirdiği bu diyalog kendi iradesiyle gelişen evet. bir şey mi? İşte anlatıyorsun ama, Erdoğan aradı, o ona evet, evet. cevap verdi filan. Demek ki kendi iradesi ama şöyle, var. Ama Amerika istemediği sürece Yunanistan Türkiye ile iyi olmaz. Ha, Amerika derse ki, Biçotakis gitme Ankara'ya, görüşme Erdoğan'la falan. Evet. Biz bunu geçmişte Papandreou-İsmail Cem olayında da gördük. Albright o zaman çok teşvik etmişti. Şimdi de Amerika özellikle İsveç konusundaki tutumumuzdan dolayı bir yakınlaşma oldu ve Yunanistan'ın da işbirliği içinde bir bir de Ukrayna meselesi biraz, varken Yunanistan'la. Ukrayna meselesi varken Yunanistan'la Türkiye arasında ayrı bir gerginlik oluşmasını istiyor. Abdullah Bey'in dediği gibi hani evet. NATO içinde eee olmasın. Buyurun Hakan Bey. Şimdi Yunanistan'ın vekil ülke pozisyonunu açıkçası çok doğru bulmam. Buna katılmam bu görüşe niye? Şimdi Yunan devleti tamam 500 yıl bizim yönetimimizdeydi. Yani adamları vali gönderip yönettik ama e, Yunan devleti özellikle son 200 yıl yani 1821'de bağımsız olduğundan beri ki 203 yıl olmuş. Kaldı ki ondan evvel de bir 700-800 yıllık nohavları var. Yunan devleti ancak Amerika'nın o gücünü ekonomik sebeplerle kullandığı sürece hı, hı der Amerika'ya. Tam tersi Yunanistan Amerika'yı kullanmak ister. Nitekim ben size hatırlatayım 40'lı 50'li 60'lı 70'li yıllarda darbeler oldu Yunanistan'da. Amerikan Albaylar cuntası. Ha, Albaylar cuntası oldu. Bilmem ne oldu yani Yunanistan öyle Amerika'nın cirit atacağı bir ülke değil. Öyle parmağıyla oynatacağı bir ülke Ama son değil. Son dönemde çok yattılar yani o üstlerde. Sebebi şu. Ekonomik kriz nedeniyle. Ekonomik Almanya'ya çok yaktı. Şimdi Yunanistan Sonra Yunanistan tamam. ekonomik çok krizi yaşta. nedeniyle Yunanistan'a tamam abi gel abi buyur abi ne istedin abi der. Şöyle ama problemin o sırada da kendi geleceğine yönelik yüksek çıkarlarını, <laughs> ali menfaatlerini gözetir Amerikan'ın oyuncu olmaz. Çok çünkü. şöyle Amerikan'ın açık şu üstü da, haline şey geldi son dönemde. Bir, e, yani elbette ki bütün, inisiyatif alanları vardır. Yani yani sonuçta Yunanistan bazı konularda bağımsız kararlar verebilir ama hani Amerika Birleşik Devletleri'ni ilgilendiren, Avrupa Birliği'ni ilgilendiren veya coğrafya ilgilendiren konularda Yunanistan kendi başına karar veremez. Benim kastım o. Yoksa kendi işte bir takım alanlarda, belli katmanlarda, seviyelerde kararlar verebilir. Bu anlamda da inisiyatifleri vardır. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen bir jeopolitik inisiyatif kullanamaz. Avrupa Birliği'ne rağmen bir jeopolitik inisiyatif kullanamaz. Yani en en basiti de şu örnek. Biz, biz Türkler biliyorsunuz adalara gitmeyi seven arkadaşlarımız var. şimdi o onların iznini Yunanistan kimden aldı? Avrupa Birliği'nden aldı. Yani Avrupa Birliği izin verdi. Ama o, o şekilde bize gidiyor. Teknik o olarak dedi. öyle. Tabii bir teklif edenlerdi. Aynen öyle. Tabii. Ya o o derece bağlı. Hayır. Ya adam AB birlik bize vize vermesi sayılır. için Avrupa Birliği'nden bir şey alması normal yani. Bir tabii canım. Arkadaşlar iradesizlik göstergesi yani evet. olarak söylenemez. Onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü neydi AB vize sisteminin adı? Schengen. Schengen, Schengen. diye bir şey var, var yani. Onu deliyor. Tabii, tabii. O yüzden AB mecbur kaldı. Tabii yani Aynen. mecburen yani. Bir şey hatırlatayım. Bazı ülkeler. Kim Mec... aramızda Yunan adalarına gitmeyi seviyor? Hı. Var mı aramızda? Giden var. Sen de Abi, mi? Yunan adalarına gittin Ona aşık beni gibi, gibi... gibi bakma. <laughs> <laughs> Yok ben Atina'ya gittim üç kere. Ama Yunan ama adalarına gittin. Vallahi gitmedim. Ama Atina'ya üç kere gittim. gittim. Hayır, Fakat hayır, üçünde de yani niye gazetecilik gitmezsin? faaliyetinden dolayı. Mek i̇sterim ben yani. Niye gitmeyeyim? Abdülkadir e, ben e, bir suçmuş gibi bir hava estirdim. Bakalım öyle oldu, direnebilecek öyle oldu. mi yok, diye. Hiç direnmedi. Hiç direnmedi. Abi yok ben gittim. <laughs> ya, yani der ya gittim ne var yok, bunda. Yok ben 3 kere Atina'ya gittim. <laughs> Gerçekten üçü de gazetecilik faaliyeti. Ya şaka yapıyorum. Ha. Gidebilirsin. <laughs> yani. Yok gitmedim var, ama yani. Bir saplama <laughs> <bilirsin> yapacağım beyler. Yani. <laughs> <laughs> Kritik bir şey. Bakın. 1900. İsmail Dükar gitti. Yok hayır ben de gitmedim. Ama yani gidebilirim yani. Ya evet yani yok yani derdim. Allah Allah. Şaka yapıyorum ben böyle hani bir... ya, ya Aramızda Hakan abi gitmiş işte Evet, yani. yok gitmedi. Şey. Ben de gitmedim. Merak en çok ben gitmişimdir belki. <gülüyor> Ama <laughs> Atina'yı falan merak ediyordum, gördüm. Şimdi Beyler 1947'den aşağı yukarı 2000'lerin sonlarına kadar yani Ecevit'in 99'una kadar 1900 Ya biz de dışarıdan bakıldığında neredeyse vekil ülke gibi hareket ediyorduk. Yapmayın. Ama bu demek miydi ki Türkiye Amerika'nın oyuncağı? İradesiz. Ha şartlar gereği bazı şeyler Eyvallah diyorduk. Mesela size söyleyeyim, Cezayir bağımsız olsun mu olmasın mı oylamasında Birleşmiş Milletler'de Amerika hayır olmasın de dedi diye hayır oyu kullandı. Tabii. İsrail'de ilk tanıyan ülkeyiz. Ayrıca Tabii. ayrıca. Şimdi <gülüyor> Türkiye <gülüyor> bazen... Beyler bazen ülkeler Kore'ye de asker gönderir. Ekonomik şartları gereği bazı hareketler yapmak zorunda kalırlar. Ama bunun gününü bekler, içinden sayar bilmem ne eder. Mesela 67'de de Demirel çıkamadı Kıbrıs'a. Ama adamcağız Allah rahmet eylesin, rahmetli. 67'den 73'e kadar yani 71'e kadar 4 yıl başbakanlığında çıkartma gemisi satın almış. 90 küsür tane. Ben bunu Demirel'den de dinledim, Ecevit'ten de. Dolayısıyla Türkiye gibi bazı ülkeler, Yunanistan'ı da biraz aynı duruma benzetiyorum bazen. Ekonomik şartları gereği, pozisyonları gereği bazen tamam abi modunda oluyorlar, eyvallah diyorlar. Ama bu demek değil ki sayıyor içinden. Bizde de böyle bir sürü laflar çok, var. Çok güzel bir analiz. Yani Yunan Devleti'ni de öyle... Yabana atmayın. Ya evet yani doğru söylüyorsun. Doğru, onu do demek. Do do yani, doğru. Yunan, Yunan Devleti'ni yabana atmıyorum ama... 1 2 3 4 5 6 7 tane kalıcı üs var. Abi Doğru sonuçta mu? bunlar bir dakika, ları, bir dakika Melik ya. 7 yani. tane kalıcı üs var at, orada. Atmayın tabii. 5 tane de geçici koşullarından üs var. Yani. Toplam 12 üssü olan. Zaten uluslararası dediğiniz avuç içi kadar yer. Bir ülkenin eee tam bağımsızlığından bağımsız ee, e, karar verebilme özelliğinden nasıl bahsedebiliriz? Şöyle bahsedebiliriz. Nasıl bahsedeceğiz? Hakan Bayrakçı. Dönmüş Katar'a. Hayır, Hakan Bayrakçı diyor ki, bugün böyledir, yarın değişir. Bu ülkeler köklü ülkelerdir. Ay, tamam da. Ha, yani, aynen, özeti bu. Teşekkürler. Tamam, bu orada şöyle yani bir Amerika'yı anında ikile Amerika, diyebilir. Amerika Amerika de. girdiği yerden ne zaman çıkmış, nasıl çıkmış? da buradan çıkabilsin. Geldikleri ya gibi giderler. Çok altında ya. Çok <laughs> geldikleri gibi giderler. Ama Ahmet Bey o kadar kolay. Olarak... Ya, ya. Ahmet Bey girelim, o kadar kolay, kolay, kolay değil. Çünkü oradan bile gidiyor. ekonomik olarak, olarak Ekonomik olarak, olarak... Bir, şey kalmadı. Ekonomik olarak bir, şey bir dakika abi bir dakika. Evet. <laughs> geldikleri gibi giderler diyorum ya. Ama abi için yani. onun için şöyle. O Yunanlılara ait bir Biz Ahmet Bey Atatürk'ü. Onların bir yok ki söylesin onların. Ama işleri çok kolay değil, lanet bir, bir, bir yani, yani tabi, Amerika ben, karşısında. Yani, doğru. Hani ben de ya, 12 tane var ortada ülkesinde, ya. Ülkesinde, yani şöyle bir yani şu utanç verici aslında yani normalde baktığınız evet. zaman bir ülke açısından, bağımsız bir ülke açısından utanç verici bir görüntü hani ben Allah göstermesin yani bizim ülkemizin bu hale düştüğünü evet. düşünün. Yani bunu Türkiye'de yaşayan ne sağcısı ne solcusu, ne laik ne bilmem İslamcısı hiç kimse bunu kabul etmez yani değil mi? Tabi. Yani bu çok önemli bir Tabii şey. Bunların yani, hepsi de son dönem işgal oldu. altında gibi. Bu abi. kabul edilebilir bir normal bir şey değil bu. Abi. Ben ama şunu söylemek istiyorum. Hani bazı devletler var yapay, tarihi yok, kökü yok, oluşturulmuş suni devletler var. Bunlar e, vekil devlet haline gelebiliyorlar. Aynen. Geliyor adam işgal ediyor. O öyle yıllarca kalıyor. Ben yani Hakan Bayrakçı'nın söylediği, yani bu Yunanistan öyle yani, yabana atılacak bir ülke değil. Köklü, köklü bir ülkedir. Tabii, tabii. Bugün böyle olur. Yarın, öbür gün hani bunlar yarından öbür günden bahsederken kısa vadeden bahsetmiyor yani. Bir zaman Elbet gelir. Hocam, yarın sabah. Bir zaman mi? gelir bu havayı böyle göremeyebilirsin yani çipraz, diyor. Çipraz iktidarda olduğu zaman daha farklıydı yani bir yaklaşım, farklı yani yaklaşımları. Bunun buna katılıyorum ben sadece. Yoksa şu anki da, mevcut tabloda Yunanistan'ın İsmail Dükkan'ın dediği gibi bağımsızlığından falan bahsedilemez yani. Ama Uzun, 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 uzun süredir bir ulus devlet bir şey gibi var. hareket ediyor. Buna yapabileceğimiz hiçbir şey evet. yok. Ha onu söyleyeyim. Bu arada Miçotakis bir tweet atmış. Türkçe mi atmış? Ben biraz Yunanca bilirim. <laughs> ben bilmem. Bugün Ankara'daki misafirperverliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Toplantımızın son 10 ayda dördüncü olması iki komşunun... Dör... ne demek evet. dördüncü ya? Dördüncü toplantı. 7 Aralık. 4. Ee, o geldi, biz gittik, o geldi. 4. Öyle 5. mi? Öyle dört kere oldu. Üç şey, oldu da dördü bulamadı. Zirvede de, Almanya'daki zirvede de görüştüler ha, ya Ahmet Bey. Tamam, tamam. Onları tamam. da kastediyor. Şöyle tamam, diyor, güzel. toplantımızın son on ayda dördüncü olması, iki komşunun artık bu karşılıklı anlayış yaklaşımını geliştirebildiğini kanıtlamaktadır diyor. Yunancanız iyiymiş doğru tercüme. <gülüyor> 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 Tercümesini okuyorum buradan. Şunu hiç yani... Elif'i görsek mertek sanırık, sanırız. Yunanca'yı görünce de aynı ol böyle kalıyoruz ortada. Ha, Hakan Bayrakçı senin onu böyle bir Yunan aksanıyla okumanı beklerdim ama Allah. <laughs> ben bir tek ya ses falan biliyorum bir iki Yunanca kelime. Ya ses merhaba demek galiba. Hmm. Ben de öyle yani birkaç evet. kelime. Ama şivesini güzel yapar. Yapsana bir tane abi. bu resme diamo mesela. Abi ben bunu yapabilsem solu Yunan adalarında alır. <laughs> reklama gidiyoruz. <laughs>